Merhaba çocuklar. Ben ve arkadaşlarım sizlere çevremizi korumaya yönelik etkinlikler hazırladık. Ama bu etkinliklere geçmeden önce ben sizlerle çevre hakkında bildiğim bazı şeyleri paylaşacağım. İlk olarak bizim ve diğer tüm canlıların içinde yaşadığı ortama çevre diyoruz. Yani okulumuz, evimiz, sokaklarımız, denizlerimiz ve ormanlarımıza çevre diyebiliriz. Ama çevrelerimizi her zaman temiz göremeyebiliriz. Yerlerde kağıt parçaları, metal ve plastik gibi maddeler görüyorsak ve o ortamda rahat rahat nefes alamıyorsak çevremiz kirli demektir. Ve bu kirlilik bizim ve diğer tüm canlıların sağlığı için iyi değildir. Ama hepimiz çöplerimizi çöpe atarak ve geri dönüşüm yaparak bu kirliliği yok edebiliriz. Değil mi? Ama neydi bu geri dönüşüm? Buldum. Bizim işe yaramaz diyerek çöpe attığımız süt kutuları, plastik kutular ve kağıt parçalarının tekrar kullanılabilir hale gelmesi. Mesela bizler kağıtları birleştirerek ve katlayarak hayvan figürleri oluşturabiliriz. Ya da mis gibi çiçekler ekmek için plastik kutuları saksıya çevirebiliriz. Hadi bakalım, şimdi hep beraber arkadaşlarımı izleyelim. Merhaba çocuklar, sizinle biraz çevremize göz atalım mı? Bakın burada çok kirli deniz, orman ve sokak görüyoruz. İnsanlar bilinçsizce onlara çöp atmış. Ama buralarda bir sürü canlı yaşıyor. Deniz, orman ve sokak onların yaşam alanı. Çöplerle dolunca yaşamları da tehlikeye giriyor. Biz hiç kendi evimize çöpler atılsın, kirletilsin, yok edilsin ister miyiz? İstemeyiz değil mi çocuklar? Bu çok üzücü bir durum. Çevremizi ve canlı türlerini korumak adına kötü davranışlar gerçekleştirmemeli, çevremizi temiz tutmalı ve çevremizi kirletenleri uyarmalıyız. Bakın, böyle yaptığımızda çevremiz ne kadar güzel gözüküyor. Canlılar güvenle, sağlıkla yaşamlarına devam ediyor. Dünyamızın hep böyle güzel kalması için doğamızın dengesini bozacak davranışlardan kaçınmalı, bilinçli olmalı ve çevremizi korumalıyız, tamam mı çocuklar? Şimdi sizin için hazırlanmış çok güzel etkinlikler var. Haydi onlara bir bakalım. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz yumurtadan saksı etkinliğini yapacağız. İsterseniz nasıl yaptığımızı hep beraber izleyelim. Saksılarımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle etkinliklerimizde kullanabileceğimiz mikroskop materyali yapacağız. Mikroskop materyalimizi hazırlarken kullanacağımız malzemeler: kağıt rulo, makas, kalem, deterjan kabı, büyüteç, siyah fon karton, şeffaf kağıt veya PVC. Malzemelerimizden deterjan kabımızı resimdeki gibi çizgilerden kesiyoruz. Keserken büyüklerimizden yardım alalım. Şimdi mikroskobumuzu yaptık ve bitirdik. Haydi bakalım nasıl gözüküyor. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte çevre kirliliği hakkında deney yapacağız.
Peki çocuklar, çevre kirliliği denince aklınıza neler geliyor? Evet, evet, duyar gibiyim. Çöpleri yere atmamak. Evet çocuklar, bu bir doğru cevaptır. Hadi o zaman çevre kirliliği hakkında deneyimize başlayalım. Malzemelerimizi tanıyalım. İçi çay dolu kabımız, boş kabımız, suyumuz, kağıtlarımız, evrensel atığımız, bir adet ilaç kutumuz ve maşamız çocuklar. İçi çay dolu kabımızın içine bütün evrensel atıklarımızı atıp çocuklar suyu dökeceğim. Şimdi çocuklar elime maşa alıp denizimdeki bütün çöpleri toplayacağım. Bakalım ne kadar temizlenecek. Çocuklar son olarak çay çöpleri kaldı içinde. Çevre kirliliğine dikkat etmediğinizde ne kadar sorunlara yol açıyor. Gördünüz mü çocuklar? Bütün çöplerimi topladım. Yine de denizim temizlenmedi çocuklar. Bu yüzden atıklarımızı ayrıştırıp çöpleri atıyoruz çocuklar. Benimle birlikte bu deneyi yaptığınız için teşekkür ederim. Hoşça kalın çocuklar.